Selamünaleyküm benim güzel izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni güne bismillah dedik. Yeni güne şöyle evimizin güzel manzarasından sizlere bir başlangıç yapmak istedim. Görüyorsunuz arkadaşlar Hasan Dağı'nı. Oraya tekrardan kar yağmış. Aslında kar azıcık bitmişti. Tekrardan yağmış ve görüyorsunuz en üstünü bile doldurmuş. Kameradan o kadar küçük gibi görünüyor ki size, aslında bayağı devasa büyük bir şey. Şöyle. Biz canlı görmeye gitmedik ama biliyor musun şuradan şöyle? Gittik ya sen yakından gördük ya. Yakından. Pikniğe gittik de. Şey. Hasan'dan. Oraya her kadar daha yanına kadar üstüne çıkandır herhalde. Gidelim. Bir gün gidelim. Bir, o bir gün sen DNA'dan yaz gelir. Bir gün gelse. Orası gelin. Şey olmuş Hasan, kayak merkezi yapıyorlarmış. Kayak yapıyorlarmış. Ne mi? Şey, başka bir yerde mi gördüm ki ben? Mim yanlış mı var? Aşk olarak yapıyorlar öyle kendi çabalarını. Arkadaşlar eğer Aksaraylı izleyicilerimiz varsa beni bu konuda aydınlatsın. Orada var mı böyle kaydıkları kayak yerleri? Senin kayabilir mi? Bilmiyorum ki. Kayarım. Biz eskiden var ya bayırlara çıkardık. Altımızda da kömür torbasını şu alırdık. Depeye çıkar oradan bu depo var ya Çamlı'nın orada. Oraya çıkartıyor kayak. Biz kömür torbasını altımıza koyardık Hasan. Fadman Alamgül'ün o taraftan bu taraftaki aşağıdan kayar inerdik. Abim bizi çekerdi. Biz abim iki kişi Emine'yle ben çekerdik. Abim de ikimizi birden çekerdi. Abim güçlüydü maşallah. Bizi abim çekerdi. Biz de abim iki kişi bir adam çekerdik. Öyle giderdik. Şey oluyordu ya Hasan, sobaların altı sacdan. O siz kayar mıydınız ondan? Sobanın altlı olurdu arkadaşlar şu metal bir saclardan. Şey o ne? Beyaz üstü kapalı. Ha tamam, demir olan, tamam o da aynısı işte. Biz kendi imkanlarımızda çok güzel çocukluk geçirdik arkadaşlar, kaydık her yerden. Ama kar eskiden çok yağardı, şimdi yok öyle bir şey görüyorsunuz. Üçüncü ayda buraların böyle olması imkanı yoktu. Kar kış kıyameti olurdu ama. Bu sene öyle azıcık bir kar yağdı, seledi geçti. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Buradan şöyle bakıldığında şu karşıda Gülaç ilçemizin camisi neydim görünüyor arkadaşlar bize. Şurası mesela şöyle. Şu tepede gördüğünüz beyaz yer var ya. Orası da hastane. Arkadaşlar şöyle kümesimizin dıştan görünüşü de bu şekilde. Şey yazmışsınız yorumlara, Cansu bayi bahçeyi bir derlesin, toplasın, bir temizlesin diye. Arkadaşlar ben buralar temiz olsun diye 2-3 gün ot yolduğumu bilirim. Elimde eldivenle koskoca bayi bahçeyi hep temizlediğimizi bilirim. Yani ben böyle şeyi sevmiyorum zaten, kalabalık karsambay. Bunlar hep Hasan'ın malzemeleri. Şu kumu mesela buradan ben çektirteceğim. Taşları aynı şekilde, mermerleri. Şunlar yine Hasan'ın eşyaları, görüyorsunuz. Yazmışsınız. Biz yaptığımızdan dolayı böyle kalmış. Bir de zaten. He yazmışlar, her yer pasak pislikte. Öyle bir şey yok. Mermer götürme. Ne diyeyim adam malzemesini. He adam malzemeyi atamazdık. Mermerler bizim değil, gidecek. Götürmenin kalabalık. Bunlar Hasan arabayla giderken de götürsen Aksaray'a. Niye? Ne bileyim. Onun işi yani. Niye ben gelin daha şimdi? He canım da. Gelmediler diye. Bir tane iki tane olsa da götürsen olsun. He bir de çok. Az değil ki ağır onları. Şu kumlar neydi? Bahçemizden çekecek Hasan arkadaşlar. Arka tarafa doğru götürecek. Evimizin hemen yan tarafına bahçe yapacağım inşallah, nasip olursa. Oraya da Hasan kırmızı toprak getirecek. Değil mi Hasan? İnşallah. İnşallah diyeceksen azıcık geç olur gibi. Cinden değil. Traktörün freni olmayınca evet. Bahçeye bahçeye gidemem. Evet. Tarlaya da bana sürmeye. Geçen yaptıracak mı diyordun Hasan? Niye yaptırmadınız? Ahmet'in işte yapacak. O da İstanbul'daymış. Gelmediğinden dolayı. O da olmayan sürmüyor. Ha buralar dokata hep gidiyor. Buralara gidiyor ama dışarı gittik. Bir de ne olmaz olmuyor. Bir de şey, bağ, bahçe, dere, depe, topraklara, şilere çıkacaksınız. Bizim şu yan komşumuz var arkadaşlar. O oruç gelmedendi, Ramazan girmeden dedi. Bağım bahçem yapım dedi. O zaman dedi açlıkla insan can istemez deyince benim de aklıma yattı. Onlar yapıyor, ben de yapım diye çabaladım. Ufacık bir şey ya. Daha ufacık mı? Yapalım, ben nadar şey yaparım oraya, biliyor musun yarın? Yapsam ufacık yani. Bir görün değil. Ufacık mı? Ama oraya ektiklerimden Allah nasip ederse utandırdım seni ha. Ya ürün çıkmazdım onu da ben. Ufak
mağazanın çok olan dua edilmiş ama büyük bahçedeyiz sonuçta. Fazla şey yapmayacağım ya. Zaten bir tane domates, bir karık salatalık. Evet benim güzellerim mutfağımızdayız şimdi. Biz kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra bir şöyle evden üstünden geçtim arkadaşlar. Süpürge yapmadım bugün. Pek bakmadı evler. Öyle düşünüyorum ya da. Ama bakmış olsa da arkadaşlar şuradan bir buluş dikilmiş boynumdan ta sırtıma kadar. Hiç mesela ben şöyle dönemiyorum. Bu tarafım benim yok. Sol tarafım mahvoldu arkadaşlar. Gerçekten hiç bu omzumu da bayağı hareket ettiremeyecek gibiyim ama zorluyorum mecburen. Yemek hazırlıyorum canlar. Yine Hasan dışarıda çalışıyor. Bugün ne yapıyorum? Tavuk sote yapıyorum. Şöyle. Tavuk sotemizin etleri bir güzel suyunu çekti tavuğumuz. Tavuk göğsünü doğradı bir güzel. Onun üzerine de soğanımızı döktüm. Sıra biberimize geldi. Bu biberden yapacağım. Biraz da dolaptan çıkaracağım ama bunu daha fazla yaptım. Bu satın aldığımız biberi. Bu pek acısı yok. Hatta hiç acısı yok. Dolaptakinde biraz acısı var. İkisi birbirini dengelesin diye. Çünkü çocuklar yiyemez. Şöyle. Domatesim de yok bu arada. Yine dip frizimden çıkaracağım. Domatesim tüm hep salataya kullandım. Sonuna geldik. Şöyle. Masam temiz zaten. Şunu karıştıralım. Tamam. Şimdi biberimi de ekleyeyim. Bunun biberi mesela az geldi. Çünkü etimiz çok arkadaşlar. Bayağı çok doğradım. Yağımızı da arka ekleyebiliriz. Tamamdır. Şöyle. Şimdi domatesimi ve biberimi çıkarayım. Dışarıda koymuştum arkadaşlar. Birazcık domatesimi kullandım. Biber de dış kullandım ki yemeğimizi. Bugün de aslında bir salata yapılsa çok iyi olurdu ama bugünler de salat, bizim daha pazar günümüz gelmedi. Biz ya çarşamba ya perşembe pazarlarımız oluyor köyümüzde. Ya ona gidiyor ya ona da genelde perşembeye gidiyor. Çünkü çarşambayı pek tercih etmiyor. Buradaki pazarımız biraz daha az oluyor. Dün bağlamıştım ağzımı. Keseceğim. Onu hep doğrarım çünkü. Etrafa sıçrıyor arkadaşlar. Bu da her yönde değil. Bir tek bu yöne gidiyor işte. Azıcık dursun bence. Şu biberimizi açalım. Birazcık dökelim. Biber donmuyor. Dolsa da böyle elinizde ufalayabiliyorsunuz ama o dönmüyor, donmuyor. Bu çok donuyor görüyorsunuz. Hep doğradık biberlerimiz arkadaşlar. Yazda bu tam bak kibar kibar doğramıştık. Hazır elimizin altına böyle çok iyi oluyor. Kırdıkların hepsi de kırılıyor şimdi. Ben kıramamışım biliyor musunuz? Kırdım sanıyorum. O zaman yumruğu da hafifleyin. Ona yeter. Geri bağlayalım. Bu şey çok iyi oluyor arkadaşlar bu biber. Hani börek diyelim yapıyor ya. Sadece böreği yapıyor ya da mutfakta börek ya da ne bileyim. Çörek yapılırken börek yapıyor. Onların içine iyi oluyor bu. Bunu azıcık bir suya tutsak ne kaybederim ki? İçi doğum ya benim ellerime yapışıyor. Deneyelim. Şurada tabağım var. Şuna mı doğru sanki? Arkadaşlar sizlere bir soru soracağım. Sizler de bana yorumlarda belirterekten
söyleyebilirsiniz tabii ki de. Bana geçenlerde bir tane izleyicim yazmış ki mutfağını o kadar dağınık kullanıyor ki anlatamam yazmış. Şu an dağınık mı sizce? Şurada kaşığımın olması, burada da bunu doğru yoramam, dağınıklık mı oluyor mesela? Ben bilmiyorum, sizler nasıl yapıyorsunuz? Bunu böyle elinizden mi parçalayıp atıyorsunuz ya da nasıl yapıyorsun da sen bana öyle bir yorum yazdın bacım? Sen bana açıkla, ben de ona göre hareket edeyim. Bak boynum da dönmüyor o tarafa doğru, şöyle duracağım. Vallahi bilemedim, mutfağın çok dağınık oluyor diye yazmışlar bana yorumda ama genelde böyle oluyor. O tarafta bir çöp poşeti yaptım mesela, içine soğanları koydum, soğan kabuklarını. Ben buradaki çöpüme soğan kabuklarını atmıyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki çöp gidene kadar dolaşıyor, bu burada iğrenç bir koku yayıyor. Aşağı ineceğim zaman hemen bunu götürüyorum. Zaten günde kaç kere aşağı iniliyor. Yani sayısız bir şekilde. Şimdi gittim soba kovalarını doldurdum. Mutfağımın çöpünü döktüm geldim. Ondan sonra odunlarımı doldurdum geldim. Kömür doldurdum. Odun doldurdum, yeri süpürdüm geldim. Aşağı garajımı. Bilmiyorum. Daha nasıl ne yapabiliriz? Yani düşündüm yorumdan sonra. Tabii ki de her yorumu değerlendiriyor arkadaşlar. Hani aydınlanma amaçlı. Düşündüm ne mesela? Bir tane mesela izleyicim yazmış. Cansu yaptığın işleri hiç göremiyorum. Biraz daha açık tarafta yaptı yazmış. Görüyorsunuz. Hemen bu tarafa çekildim. Kameram o tarafta kaldı. O şekilde. Dikkate alacağım bir sürü yorum var ve hepsini ben dikkate alıyorum ama dağınıklık konusuna hiç katılmıyorum. Gördüğünüz gibi gayet tertipli bir şekilde çalışıyorum. Şimdi bu dağılırsa burada ben hiç şaşırmam mesela. Buldum. Bu arkadaşlar kendi köyümüzün, bahçemizin domatesi iyi oluyor ki böyle maymuş bir lezzet veriyor. Asla az şey dondu diye şeyini kaybetmiyor yani özelliğini. Gerçekten muazzam bir lezzet var ve hiçbir şey kaybetmiyor tadından. Bunlar biraz sonra eriyip içine attığım zaman şöyle alayım. Ali dondu ama. Azıcık daha durayım. Hatta hep doğrayacağım. Domates güzel olsun. Bir de pilav yapacağım yanına. Bu domatesleri hani şöyle şöyle atıyorum ya arkadaşlar. Aklınıza gelmesin, bu bütün domates değil. Bunlar da hep doğranmış domates. Mesela bakın şöyle küçük küçük. Bu tencereye girdiği zaman böyle küçük küçük hale geliyor. Nasıl doğradıysak o şekle geliyor yani. Hani biraz önce böyle bütünce yaptım ya. O yüzden açıklama getiriyor. Şey çok arkadaşlar, tavanın içi bayağı hep et dolu. Biberi, domatesi ve o yüzden bol bol yapıyorum. Mama senin burası ağrıdı. Tamam. Domatesimiz de tamamdır. Bunları da ekleyelim. Kalmış biliyor musunuz içinde? Beklenecek kadar az hale geldik biraz önceki atıkları. Yağsı tamam. Şimdi tuzunu o şeyine atalım. Bunu artık pişmeye bırakalım. Ben buna salça hiç sevmiyorum arkadaşlar. Salça yapan var mı? Tavuk soteye. Ben hiç yapmam. Salça bunun tadını bozuyor gibi geliyor bana. Tabii ki de zevk meselesi. Herkesin damak lezzeti farklı. Siz öyle seversiniz, ben böyle. Ben de toz biberi bol kullanıyorum. Çok az da etin kokusunu alsın diye. Kadar biber. Bu kadar. İçindeki malzemelerin şeylere inecek arkadaşlar. Buzlar indikten sonra o su buna yetiyor zaten. Tamamdır. Kafamız da ortalığı. Bu pişmeye hazır. Şu tarafa. Ben bunları yıkayayım canlar. Ama güzeldi. Videomuzun devamına bakalım. Pilav yaparken mi artık yoğurdum neydim var, tarator mu yaparım bilmiyorum. Böyle aparatif bir şeyler olunca güzel oluyor aslında. Yemeğin yanında. Yemek tamam ana yemeğimiz. Yanında da pilav yaparım. Çorba yap diye yazmışsınız arkadaşlar yemeklerin yanına.
Öyle hazır çorbalardan ben hoşlanmıyorum. Hani ezogelindir, tavuk çorbasıdır, onlardan ben hoşlanmıyorum. Şehriye çorbası ya da erişte çorbasında, yok şehriye çorbasında çocuklarım sevmiyor. Mercimek çorbasında yapıyorum, onu da Hasan falan şey de seviyor. Hani böyle robottan geçirince incecik olur ya, böyle lokanta usulü çorba. O da öyle seviyor ki benim robotum bozuldu, onu da yapamıyorum. Onun dışında dolabımda bir sürü domates var, onu deneyeceğim. Daha hiç domates çorbası yapmadım hayatımda. Ama böyle mayhoş bir lezzet var ya, onu deneyeceğim inşallah. Öyle canlar. Tarhana çorbam var bu arada. Teyzeciğim bana bir sürü paket yapmış, göndermiş. Bacım aynı şekilde bir sürü tarhana verdi. Ama ben bir yaptım, ben de pek ondan şey yapmadım, hoşlanmadım. Herhalde iyi yapamamışım. Artık şöyle ustasından bir tarifini öğrenirim arkadaşlar. Teyzem falan çok güzel yapıyor. Bacım da güzel yapıyormuş da, bacımın kayınvalidesi Fatma yenge çok güzel yapıyormuş, o da öyle söyledi, annem çok güzel yapar dedi. Bilmiyorum, öyle. O zaman bakalım videomuz neler getirirse devamına görüşürüz. Yemeğimiz pişmeye hazır, o yavaş yavaş pişerken ben de hemen kameramı bu tarafıma aldım arkadaşlar, sağ tarafıma. Ön kamerayla çektiğim için size tam zıttı görünüyor. Böyle dönemiyordum size, böyle dönemiyordum, böyle döndüm. Tam böyle göz teması kurmaya bayılan birisiyim. Bir de böyle kargomuz var canlar. Bunu Hasan aldı geldi. Ne diyor üzerinde? Zen Garden Ev ve Bahçe Serhan Akdoğan diyor. Melih abla mı göndermiş arkadaşlar? Açalım hep beraber bakalım içinde ne varmış. Garden, Zen Garden, zengin bahçe diyor. Ya da garden, bahçe diyor ya. Büyük ihtimal tohum gibi bir şeylerdir. Bir bakalım. Kayınvalideme ise götürelim. Geçenki açtığım kargoyu yazmışsınız arkadaşlar. Ay çok kötü boynum. Ne yazmışsınız? O gün ben kargoyu açtım ya. Kayınvaliden gelmiş de sen niye açtın? İşte hiç gereği yoktuk gibi bir şeyler yazmışsınız da. Ben onu açmayınca kimin olduğunu nereden bilebilirim mesela? Benim evimin adresi verilmiş. Benim numaram yazılmış. Benim üzerime geldi ve onun kayınvalidem için geldiğini bildiğim için buradan aldım götürdüm ben oraya ki. Yani göz göre göre bile bile ben onu evimde koyacak değilim. O yorum çok abesti yani. Ben onu açmayınca nereden bilebilirim? Niye açtın diye yazmışsınız. Üzerinde Leyla Hanım'a geldi diye bir şey yazmıyordu. O yüzden ben de açtım. Şuradan açalım şöyle. Büyük ihtimal tohum gibi bir şey geliyor bana. Bakalım. Ay içinde çok işlevli bir şey var. Vallahi bu tohum gibi bir şeye benziyor. Bakalım. Anaa valla. Bu bence şey, reyhan. Reyhan gibi kokuyorlar. Bu annemedir arkadaşlar. Söylediğimiz gibi. Açalım. Acayip muazzam bir paketleme, biliyor musunuz? Şöyle önce bir göstereyim. Sardunya, Sardunya 45, Sardunya 43, Sardunya 322 yazıyor. Paketlemeyi görüyor musunuz? Acayip bir şey kokuyor ama. Canım benim. Vallahi her yönden, her yerden nasıl düşünüyorsun? Aynı şey gibi kokuyor. Reyhan gibi kokuyor. Gördüğünüz gibi canlar. Bunları ben kayınvalideme götürürüm. O şu anda evinde yok. Aksaray'da onlar. Öyle. O şekilde. Aman düşmeyin. Şöyle koyayım. Şunu da atalım. Videomuzun devamında yine görüşürüz diyelim. Evet, sıra geldi yemeklerimizi hazırlamaya. Şöyle ne yaptım ben biliyor musunuz? Bir leğen dolusu soğan doğradım. Şöyle. Bunu şimdi sumaklayacağım. Önce birazcık buna bir tuz. Tuzum da bitmiş, tuzluğumda da olsun. Doldurulacak. Hep bunu kullanayım arkadaşlar. Elimin altında böyle hazır oluyor. Pratik gibi geliyor bana. Şuradan hemen. Benim sumaklarım. Şunda da sumağımız var. Sumaklı soğan. Salatamız yoksa bunu yaparız canlar. Salata malzemelerimi en yakın zamanda alacağım inşallah. Allah Allah. Şöyle bol bol önce çok severim. Tamamdır. Bunu harmanlayayım.
birazcık da yağ damlatsam Hasan sevinir işte. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan ahıra gireceğim. Acele etti diye arkadaşlar. O yüzden elim ayağıma dolandı. Şuradan da bir tabak alayım hemen. Şimdi bana diyeceksiniz ki sizler. Dün de ben aynı şekilde divri pilav yapmıştım. Bugün de yine ben divri pilav yaptım. Bugünkü nasıl yaptım? Etli yaptım. Çok az et vardı arkadaşlar. Dana eti. Böyle bir avuca anca sığacak. Onu yemeğe katsam yemek olmaz. İşte normalde dursa dolabında hem yer kaplıyor hem de israf olacak. Dedim ben bunu en iyisi pirinç pilava katayım. Bir daha divri pilav yapayım. Çünkü dünkü yaptığım toz duman oldu. Herkes yedi ve çok sevdiler. Bugün de etlisini yaptım. Onun gerçek hali arkadaşlar etli olan. İzleyicimizin bir tanesi de bana yazmış. Divri pilavının orijinali olanı etli olandır diye. Bugün de etlisini yaptım. 2, 4, şöyle. Şöyle. Bu tamamen kapağı yok bu arada canlar. Bunu attık ama. Bu çok büyük olduğu için arkadaşlar yorumlarda yazmışsınız. Ona göre bir tane çıkma kapak bulabilirim diye ama bulamadım. Şöyle görüyorsunuz. Şu koyduğum tencerelerin altından bir şey koydum hep yazmışsınız ama ben bunlarsız hiç koymam. Normalde benim masam yanmayacak bir masa ama ben her daim dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi. Yanmayacak bir masa arkadaşlar. Yine tabaklarıma servis yapmak istiyorum. Hasan da acelem var, çabuk ol diyor bana. Benim kaşıklarım hep makinem de yeni bitti daha. Unutmamış daha, aynı sıcak. Şöyle inşallah tuzun eğilimi iyi olmuştur. Alalım. Şöyle bol 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 kepçe. Herkes karnını doyla doyla yesin. Çiğde tavuk soteyi de bunun yanına koysam mı koymasam mı çok kararsızım. Onu bence nasıl yapsam ki? Ay hiç aklım yatmadı ona. Onu normal şeye koyayım arkadaşlar. Normal kaselerime koyacağım çünkü onun suyu akar gider şimdi. Biliyorum ben. Şöyle. Şöyle ortalarına yapayım. Herkes isteğine bağlı olarak da sotesinden koysun. Bir dahakine sade pilav yapacağım arkadaşlar. İki gündür aynısını yapıyorum. Ama söylediğim gibi bugün israf olacak etimiz diye yaptım. Yemek yapayım diye düşündüm. Yemeğe yetmez. Az. Şimdi aslında hani daha bir daha gelsem o da iş yapıyordu. Dışarıda. Şöyle göstereyim sizlere olmuş halini de. Gerçekten tam misafirlere servis yapılacak bir pilav. Vallahi çok güzel. Ben çok seviyorum. Çok da severek yapıyorum. Tavuk göğsünü iki tane mi koysam? Üç tane koyayım. Masamızda yeriz yine. Normalde yerde yiyelim dedim ama tabaklarımız da büyük ya. Yine rahat rahat masamızda oturalım. Da buraya geçelim ben. Şuradan bir kepçemizi alalım. Ama nasıl güzel olmuş biliyor musunuz? Bunun tek sebebi kırmızılığınız, tek sebebi bahçemizde yaptığımız domateslerimiz. Bakın şöyle. Görüyorsunuz. Rengini domatesimiz hemen vermiş. Bol bol koyalım herkes. Canın istediğince yesin. Tamam. Tamam. Yemeklerimiz tamamdır. Şimdi evimize doğru geçelim. Videomuz orada devam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu videoyu akşam atılacağı için
Vallahi bunu arkadaşlar. Ooo, cüzdan dolu. Söyle baba. Bayramda daha çok toplayacağım. Para. Yüksel, cüzdan dolu baba değil mi? Baba da yüksel 2 senelik parası. Bugünkü tam orijinal dil reklamı yaptım. Öyle mi? Bayramda daha mı çok biriktireceksin Yüksel? Evet. İyi bakalım biriktir baba. Arkadaşlar kumaşımız %95'i bitti. Kenarları bir bunu yapacağım sadece. Ne? Hep benim paralar sana mı? Ben de yok o para. Abinin parası. Ben de yok para. Ben de. Kumu kaldı arkadaşlar sadece. Babama da demiş koydun Aksaray'dan gelken soluğuna yemli kaldırdım arkadaşlar. İçine koydum iki tanesini şu anda. Yuvalıklar kaldı. İçinin yuvalıklarını yapacağım güzelce. Lambasını çekeceğim. Kilitlerini midilini takacağım arkadaşlar. Orayla ne tutmayacağım? Ne yapacağım bir şey yok. Ben seviyorum arkadaşlar. Uğraşmayı seviyorum. Güzel de oldu vallahi, ben beğendim. 4 gündür oynar arkadaşlar. Ama annemin ne macerasıysam. Çok güzel, tabii ki de ben kendi tavuklarımı yapayım diyorum işte orayı sana. Aklım da bu tarafa yapayım bari, tavukları da bu tarafa atayım diyor da. Birazcık ben bunları şey yapayım, ayırdım kuşlar bir çiğdim, düzene soğum. Ondan sonra iyilerini seçtim, oraya da sen tavuğunu da bu tarafa. Evet, süpürge girme. Niye baktın Yusuf baba? Sesini kız sormuyor mu? Nail Usta'yla beraber gelecekti arkadaşlar, o acımamış, bir de annesini falan götüreceğim şey evlerine. Ondan dolayı o duramaz, ben gidiyorum arkadaşlar, Ahra'ya gideceğim. Ben de bugün Ahra'ya gideceğim. Babacan yine ben yapacağım. Şunun pilav şişi az olmuş sadece, tuzlu. Bir tane aldım öyle denemelik. Seni bekliyorum, sen de gel de beraber. Şey vardı ya, Ramazan mangalına getirdi et. Ondan kalan parçalar vardı, dolaptaydı. He. Az, yemeğe katsam yemek olmaz. Benim tam aldım. Aaa, çocuklarla oynanacak bir şey değil, bıçak almış. Anne oğlum gelemek için gelirler. Hadi anne. Şu ekmeğimizi götür oğlum Yüksel. Nereden buldun Ömer'i? Şeyde abanın ekmeğimizi. Ömer sen getir hadi bana. O ekmeğimizi al gel. Yüksel senden az gel oğlum, akıllım benim. Tamam getiriyor durma. Tamam Ömer getiriyorum. Getir Ömer. Sabah bu tutmayan sabahımız var ya, ne olmuş sence? Ben öbür odadan buraya gelen adam pişirmiş evi. Aman. Niye lan? Ne bileyim? Sabah daha güzel kahvaltı yapıyorum. Bir de iyi dolduruyorum sabahımın elimi. Öyle hiç abidik kubidik yapmıyorum ama. Burayı mı? Aslında sen içine akşamdan koyacağım. Nasıl ya? Sabah direkt yapacağım bu suyu çoy başımı. Uvasın mı? Daha dur, ısınmış olacak. Ben aşağıdan getiremiyorum ki. Sen getirdiğin sürece hiç sıkıntı yok. Getirin, ben buraya koyuyorum şu yeri. Ömer doğru. Hadi oğlum gel. Ömer bura otur. Hadi Yüksel. Çünkü ben sağdan değilim ya. Arkadaşlar bazen aciletim sonucu can fazlayan adam mesela iyi yok. Kusura bakma öyle. Hep bekleyin diye yazmışsınız ama işimiz gücümüz oluyor mesela. Yiyip kalkıyor gibi. Şimdi mesela bak ben yiyeceğim, ahire gideceğim öyle. Hadi bakalım. Et pişmiş mi Hasan pilavdaki? Bakmadın mı? Tuzu azdı ama etini koymadım daha. Eti çok taze. Ağzına gelir. Anne limet seçersen onları da. Yemiş der. Çatal lan. Oğlum besmeleni duymadın. Besmele. Ömer hadi oğlum. Ömer. Arkadaşlar Yüksel'in elinde cüzdanı gördü ya. Cüzdanda da parayı gördü, ona dolanıyor. O da cüzdan arıyor, bulamadı. Maalesef cüzdan babanın cebinde. Seninkini arıyor. Vallahi. Baba bir keskin bir şey almış ama saklar. Ne oğlum elinde? Yok abi salmamış. Asence gülerde diyor ya. Gel bebeğim. Anne bak. Şuraya gelirsen tabii ki de olur. Buraya gel bebeğim. Yok yok, oraya değil. Oraya. Sen şey, şuraya gel. Gel bak, Hasan yanına oturmuş oğlum. Geçebiliyor musun? Arkadaşlar Hasan dışarıda çalışıyor. Bunlar da dışarıdan gelmiyor. Görüyorsunuz. Bak hani elinin yüzüne. Diyor ki hava diyor sıcak, anne beni bırak diyor bana. Ne sıcağı? Sen soğuk çıktı. Bismillah. Konu değildi de sonradan esmeye başladı. Bismillah. Yapma öyle. Bismillah. Bismillah. Pilav. Yemiyor. Yiyor oğlum da böyle yiyor. Ne? O zaman
Bizlere afiyet olsun canım. Yanına koyarsanız dana eti, tavuk eti her şeyi karıştırın işte. Ziyan olmasın. Dana eti mi? Olmaz canım. Ne yapalım ya? Takıl ağzımda. Şurada var ya düştü bak. Böyle. Bir aşkım. Atarız mı? Elma olmaz abi. Afiyet şifa olsun. Arılarım, bandlarım, peteklerim. Güzel olmuş değil mi? Ben de bu sporu yapıyorum ya. Bana da yine bırak. Düzgün ister misin? Ben anlamadım. Anlamayabilirim. Tabii ki de. Benim için bir tane yiyip sonra yemek. Bana için de yiyelim. O zaman canlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Umarım videomdan memnun olmuşsunuzdur. Ben pek dönemiyorum o tarafa doğru. Benim bura felaket. İnne vurduracağım böyle giderse. Ya da böyle olursa giderim vallahi. Anne, biraz da da yedim. Sağ olun. Sağ olun. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.